Herkese merhabalar, ben Nihan Yönel. Ben Yoga ile Dönüşürken programının 79. gününde Didem'le birlikteyiz. Bugün bir pranayama egzersizi yapacağız, yani nefes çalışması yapacağız. Bunun için öncelikle saat yönünün tersine omurgamı çevirerek başlayacağım. Bedenim öndeyken nefesimi alacağım burnumdan. Ve bedenim arkadayken nefesimi vereceğim. Al nefes öndeyken sol. Ve sağa doğru dönüyorsun. Öndeyken nefesini al. Ve bedenin arkadayken yuvarla omurgayı. Hareketini iyice abartarak yapabilirsin. Kendi nefes akışında bunu yapmaya devam et. Nefesini alırken iyice göğsün önüne doğru çıkartın. Nefesini verirken başını göğsüne doğru eğ. Al nefesini. Nefes alışverişlerine olabildiğince sakin, yavaş, gözlerini kapatabilirsin dilersen. Ve hareketini yavaşlatarak merkezine doğru gel. Çizdiğin daireler küçülsün. Ve merkezinde kal. Şimdi derin bir nefes al burnundan. Tüm nefesini boşalt. Şimdi saat yönüne doğru öndeyken nefesini al. Arkaya doğru omurganı yuvarladın. Nefesini ver. Öndeyken nefesini al. Ve nefesini ver. Çenini göğüs kafesine bastır. Al nefes, göğsünü aç öne doğru. Hareketi olabildiğince abart. Gözlerini kapatabilirsin. Kendi nefes akışında. Burnundan nefes alıp vermeye devam et. Ve tekrar omurga hareketini yavaşlat. Çizdiğin daireler küçülsün. Yavaş yavaş merkezine yaklaş. Ve merkezinde kal. Birkaç derin nefes alıp ver burnundan. Omurgan dik, dizlerin yere yakın. Burnundan aldığın nefesi burnundan ver. Nefes verişlerin mümkünse alışlarından daha uzun olsun. Ellerini göğüs kafesinin önünde birleştir. Burnundan nefes aldın, kollar yukarıya. Ver nefes, ellerini birleştir ve göğsüne çek. Al nefes, kollarını kaldır. Ver nefes, ellerini göğsüne çek. Al nefes, kollar yukarıya. Ver nefes, eller göğsüne. Yine kendi nefes akışında devam edebilirsin. Benim nefesime uymak zorunda değilsin. Sadece nefesini olabildiğince sakin tutmaya çalış.
Ve son nefes verişinde ellerini dizlerin üstüne bırak. Birazdan uygulayacağımız mahavanda tekniğinde nefes tutacağız, yani kumbhaka yapacağız. Bu sebeple kalp ve tansiyon hastaları lütfen bu çalışmayı yapmasın. Şimdi birlikte mahabanda yapacağız. Mahabanda muazzam kilit demek. Üç kilidin birlikte uygulanmasıyla yapılıyor. Jalandhara banda, Uddiyana banda ve Mula banda. Yani boğaz kilidi, karın kilidi ve kök kilidi. Yukarıdan başlayarak aşağıya doğru gideceğiz. Öncelikle hepsini tek tek yapacağız. Sonra hepsini birbirine bağlayacağız. O yüzden önce boğaz kilidiyle başlıyorum, Jalandhara bandayla. Derin bir nefes alıyorum burnumdan. Ve tüm nefesi boşaltıyorum yine burnumdan. Başımı öne doğru eğdim. Burada boğaz bölgemi sıkıyorum. Artık istesem de nefes alamıyor olmam gerekiyor. Sonrasında boğazımı sıkmayı bıraktım. Başımı kaldırdım. Yani kilidimi açtıktan sonra tekrar nefes alıyorum. Şimdi tekrar birlikte yapalım. Derin bir nefes al burnundan. Tüm nefesini boşalt. Kilidini yap. Başını kaldır ve tekrar nefesini al. Tüm nefesini boşalt. Başını öne doğru eğdin. Boğaz bölgeni sıkıyorsun. Kilide girdin. Ve başını kaldır. Nefes al. Nefesini boşalt. Jalandhara banda. Başını kaldır, boğazını sıkmayı bırak ve al nefes. Ver nefes. Jalandhara banda. Kilidini aç. Başını kaldır, al nefes. Son iki, ver nefesini. Jalandhara banda. Başını öne doğru eğ. Boğaz bölgeni sıkı. Başını kaldır. Al nefes. Son kez yapıyoruz. Tüm nefesini boşalt. Ve boğaz kilidi. Başını kaldır. Ve nefes al. Şimdi Uddiyana bandaya geçiyoruz. Uddiyana banda karın kilidi demek oluyor. Karın kilidi yaparken gövdemi birazcık geriye doğru ittim. Omurgamı yuvarlıyorum. Karnıma doğru bakıyorum. Ve göğüs kafesini içeriye doğru çekiyorsun olabildiğince. Şimdi nefes alıyorum önce. Tekrar nefes verdim. Ve çek içeriye doğru. Bırak ve nefesini al tekrar. Tüm nefesini boşalt. Karnını içeriye doğru çek. Omurganı arkaya doğru yuvarladın. Ve karnını bırak. Nefes al tekrar. Ver nefes. Tüm nefesi boşalttıktan sonra karnını içeriye doğru çek. Karnını bırak serbest ve al nefes. Ver nefes. Uddiyana banda. Bırak karnını ve al nefes. Son iki, tüm nefesi boşalt. Omurgayı yuvarladın. Çek içine karnını. Karnını serbest bırak, başını kaldır, al nefes. Son kez tüm nefesini boşalt. Omurgayı yuvarla.
Karnını içeriye doğru çek. Ve karnını açtın, kafanı kaldır, nefes al. Şimdi en son banda olan Mula Bandayı uygulayacağız. Kök kilidi yani. Cinsel organ ve anüs arasında kalan bölgeyi sıkarak yapılıyor. Başlangıçta bu bölgeyi de bir sıkıyorsunuz ama alıştıkça, pratik ettikçe bu bölge artık hareket etmiyor oluyor. Normalde dışarıdan bakıldığında görülebilecek bir kilit değil. Hazırsak derin bir nefes al. Nefesini boşalt. Ve cinsel organ ve anüs arasını sık. Bırak ve nefes al. Tüm nefesini boşalt. Sık kilidini. Ve bırak. Nefes al. Ver nefesini. Kilidini yap. Nefes alışverişini kestin şu anda. Ve kilidini bırak. Nefes al. Tüm nefesini boşalt. Kilidini yap. Ve kilidini bırak. Nefes al. Tüm nefesini boşalt. Kilidini yap. Kilidini bırak. Nefes al. Son iki. Ver nefesini. Mula Banda. Kök kilidi. Kilidini aç. Ve nefes al. Son kez. Kilidini yap. Ve kilidini aç. Nefes al. Şimdi bu üç kilidi birleştiriyoruz. Maha Bandha yapacağız. Muazzam kilit yapacağız. Dediğim gibi yukarıdan başlayarak aşağıya doğru ineceğiz. Öncelikle boğaz kilidi, karın kilidi ve en son kök kilidi yapacağız. Kilidimizi açarken önce kök, sonra karın ve en son boğaz kilidini açtıktan sonra nefes alacağız. Şimdi derin bir nefes alıyorum. Tüm nefesini boşalt. Çalandıra Bandha boğaz kilidini yaptın. Karnını içeriye doğru çek. O Dhyana Bandha. Ve kök kilidini yap. Öncelikle kök kilidini aç. Sonrasında karın. Ve en son başını kaldır. Nefesini al. Tüm nefesini boşalt tekrar. Boğaz kilidi, karın kilidi ve kök kilidi. Önce kök kilidini aç, sonrasında karın ve en son başını kaldır. Boğaz kilidini aç, nefes al. Tüm nefesini boşalt. Boğaz kilidi, karın kilidi ve kök kilidi. Kök kilidini aç, karın kilidini aç. Ve en son başını kaldırarak boğaz kilidini aç ve nefes al. Tüm nefesini boşalt tekrar. Boğaz kilidi, karın kilidi ve kök kilidini uygula. Önce kök kilidini aç, ardından karın kilidini ve en son başını kaldır, nefes al. Son kez yapıyoruz. Tüm nefesini boşalt. Boğaz kilidi. Karın kilidi. Kök kilidi. Ve önce kök kilidini aç. Ardından karın. Ve en son başını kaldırarak nefes al.
Ellerin dizlerin üzerinde rahat kalsın. Şimdi birlikte ujjayi nefesi uygulayacağız. Ujjayi nefesi boğazı sıkılarak yapılan bir nefes. Yani nefesi sanki burnunuzdan değil de boğazınızdan alıyormuşsunuz gibi bir his olacak orada. Nefesi alırken verirken boğaz bölgesini olabildiğince sıkıyorum. Çok şiddetli yapmanıza gerek yok. Yanınızdaki kişi sizi duyacak kadar olmalı şiddeti. Şimdi derin nefes alıyorum. Yani sanki boğazınızda böyle bir esinti var. Öyle bir ses gelecek dışarıya. Hep birlikte yapalım şimdi. Ujjayi nefesi tansiyon hastalarına iyi geliyor. Nefes tutulmadan yapıldığı takdirde, çünkü nabzı düşüren bir çalışma, sinir sistemini ve zihni sakinleştiriyor. Uykusuzluğa da iyi geliyor. Uykudan önce yapılabilir, uygulanabilir bir çalışma. Şimdi birkaç dakika ujjayi nefesi uygulayacağız. Burnundan derin bir nefes al. Devam et. Dilersen yine gözlerini kapatabilirsin. Kendi nefes akışında nefes çalışmasına devam edebilirsin. Tüm dikkatin nefesinde kalsın. Boğaz bölgene nasıl değip geçtiğini fark et. Ve son nefesini verdikten sonra doğal nefes akışına geri dön. Bu nefesi mahabandaya da ekleyebilirsin. Mahabanda yaparken bu şekilde nefes alabilirsin. Zorlandığın asanalar varsa, o asanaların içindeyken,
pozda biraz daha rahat kalabilmek adına yine bu nefesi uygulayabilirsin. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Şifa olsun. Namaste. Kendinize iyi bakın.